Tarihte bir dönem vardı ki bilim doğudan doğuyordu. Ortaçağ Avrupası karanlıktayken İslam dünyası altın çağını yaşıyordu. İşte insanlık tarihini değiştiren 12 büyük Müslüman bilim insanı ve onların buluşları. Birinci sırada İbn Sina, tıbbın babası. Yazdığı El Kanun Fit Tıp Avrupa'da 700 yıl boyunca ders kitabı olarak okutuldu. Hastalıkların bulaşıcı olduğunu savundu. Ruh beden dengesine kadar her şeyi düşündü. İkinci isim El Heysem. Yani Batı'nın dediği adıyla Alhazen, modern optiğin kurucusu. Gözün nasıl gördüğünü ilk kez bilimsel olarak açıkladı ve karanlık oda deneyiyle kameranın temellerini attı. Sırada El-Harezmi, cebirin kurucusu, algoritma kelimesi adından geliyor. Bugün kullandığımız matematiğin büyük kısmı onun yazdığı kitaplardan geliyor. Dördüncü bilim insanı, El-Cezeri, mekanik dahisi. 800 yıl önce suyla çalışan saatler, robotlar ve otomatik sistemler yaptı. Leonardo da Vinci'den yüzyıllar önce. 5. El-Biruni, yer çekimini tartıştı. Dünyanın çapını neredeyse hatasız hesapladı. Farklı kültürleri karşılaştırmalı olarak inceledi. Bilimde tarafsız olmanın yolunu açtı. 6. İbn-i Nefis, kan dolaşımını ilk doğru tanımlayan kişi. Avrupa, onun yazdıklarını 300 yıl sonra fark etti. 7. Zehravi, modern cerrahinin babası. 200'den fazla ameliyat aleti tasarladı. Bugün kullandığımız neşterlerin atası onun fikirlerinden doğdu. 8. isim Nasiruddin Tusi, trigonometriyi bağımsız bir bilim haline getirdi. Kurduğu gözlemevi yüzyıllar sonra Kopernik'e ilham verdi. 9. Ali Kuşçu, ayın hareketlerini inceledi, ay haritaları çizdi. Osmanlı'da astronominin gelişmesini sağladı. 10. isim İbn Rüşd, felsefe, hukuk, tıp ve astronomiyle uğraştı. Aristo'nun eserlerini yorumladı. Avrupa'da Rönesans'ın fitilini ateşleyen düşünürlerden biri oldu. 11. Cabir bin Hayyan, modern kimyanın kurucusu. Distilasyon, kristalleştirme, çöktürme. Kimyasal tekniklerin temelini attı. Ve 12. Fergani, gezegenlerin hareketlerini inceledi. Dünyanın eksenini ve çevresini ölçtü. Avrupa'daki astronomlara yüzyıllar öncesinden ilham verdi. Tüm bu bilim insanları sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirdi. İslam dünyası yüzyıllar boyunca bilimin ve aklın merkeziydi. Şimdi o ışığı yeniden yakma zamanı. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.